da bulabilirsiniz. Peki bazı ipuçları acaba almak mümkün mü? Belki ekran başında şu anda bizi seyreden seyircilerimiz de bunu merak ediyorlardır. Yani hani bize öyle şeyler söyleyin ki ağrı bir takım hastalıklara işaret ediyor olsun ve biz bunun bilincinde olalım. Ne gibi belirtiler olabilir? Bu kadar kolay olsaydı ağrı uzmanlığı olmalı. 30 senemi verdim ben. Hala tam bilemiyorum. Ama dediğiniz doğru. Örneğin basit şeyler için özellikle acil olarak gitmesi açısından baktığınızda örneğin çok şiddetli bir baş ağrısı 12 saatten daha fazla devam ediyorsa hastanın mutlaka bir yere gitmesi gerekir. Bir tansiyon krizi olabilir. Hatta Tanrı korusun bir beyin kanamasının başlangıcı bile olabilir. Göğüs ağrıları çok şiddetli sürdüğü zaman herkes sadece kola vuran göğüs ağrılarından yakınırlar. Ama aynı şekilde çok şiddetli mide ağrıları da bir miyokard infarktüsünün yani bir infarktüsün belirtisi olabilir. Veya çok şiddetli bir karın ağrısı başlayabilir. Hasta elini karnına sürdüğü zaman acıma hisseder, hassasiyet hisseder. Ağrı şiddetli olabilir, bir hassasiyet yoksa bir anlam taşımayabilir ama hassasiyet varsa yine hekime mutlaka hastanın başvurması gerekir. Sanıyorum bunlar en önemli ipuçları. Evet, hakikaten önemli ipuçlarıydı. O ipuçlarını da hiç tereddüt etmeden verdiniz zaten. Peki şimdi yine uzun yıllardır hani bu işi yapan biri olarak tedavisinden en kolay sonuç aldığınız ağrı tipi hangisi? Bir de tabii tam tersini soracağım. En zorlandığınız ağrılar neler? Tedavisi en kolay olan ağrı tanısı konmuş ağrıdır. Ağrının tanısını koymak çok önemli. Zaten ağrının tanısını koyup örneğin bir bel fıtığıysa bel fıtığı yahut bir migrense migren. O zaman her birinin bunların alternatifleri var. Ama burada ikinci soru daha önemli. Tedavisi en zor ağrı hangisi derseniz örneğin bir omurga metastazına bağlı kanser ağrıları, kırağa bağlı kemik ağrıları gibi. Ama kanser ve doğrudan doğruya omuriliğin ya da diğer sinirlerin tutulduğu ağrılar tedavisi zor ağrılardır. Şimdi tanısı konan ağrılar dediniz. Birçok insan migren nedeniyle çeşitli doktorlara gidiyor. Yani algoloji uzmanlarına da gidebilir, nörologlara gidiyorlar, nörolojiye gidiyorlar. Ve ekran başında da eminim çok sayıda insan migren ağrısı çekiyor ya da migren hastalığından muzdarip, öyle diyelim. Yani bu bir kader değil sizin anlattığınız kadarıyla. Yani migrenin çözümü var mı? Şimdi en önemli şey şuradan başlayalım. Gerçekten bu ağrıların hepsi migren mi? Çünkü her başarılı hasta kendi migren sanır. Yanlış tanı mı? Yanlış tanı. Migren aslında baş ağrıları içerisinde %90'ları falan bulmaz. %20-30'ları geçmez bile. %5-10'lar arasında seyreder. Ama her baş ağrıyan, her tek taraflı baş ağrıyan ki bunların çoğu gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz stresten kaynaklanan yahut da başka şeylerden kaynaklanan ağrılardır. Tanıyı doğru koyduğunuz zaman migren olmayan hastaya migren ilacı verirseniz o ağrı geçer mi? Tabii ki geçmez. Ona bir kas gevşetici yahut da bir zayıf etkili bir antidepresan verirseniz daha kolay iyileşir. Yani önce migren mi değil mi diye başladığınız zaman zaten kader olmaktan çıkar. Tanısı doğru konulmuş ağrı işte ki bu yüzden ağrı uzmanlığı yahut ağrı bilimi dediğimiz birçok hekimin bir araya gelmesini mecbur kılan bir bilim ortaya çıktı. Yani tıp ağrıyı ancak 1970'li yıllardan itibaren ciddiye almaya başladı. Daha önce ağrı eşittir ağrı kesici veya bir ameliyattı. Yanlış olan buydu. Artık ciddiye aldığı için de tanısı daha hızlı konup kader olmaktan çıkma noktasına geliyor yavaş yavaş. Ama deminki hastamızın söylediği gibi 200-300 yıl sonra değil, çok daha yakın. Çok daha yakın. Biraz önce dediniz ki hani migrenle ilgili olarak tanısı konuyor ama yanlış mı konuyor, doğru mu konuyor ona bakmak lazım. Çok mu fazla hasta yanlış migren tanısı alıyor? Ve bu nedenle mi acaba sorunları çözülemediği için migren sorun şimdi, çözülemeyen bir hastalık gibi görülüyor? Migren tanısını hastanın kendi koymuşsa tabii ki yanılgı çok yüksek oluyor. Ama bilinçli bir nörolog yahut da bir uzmana gittiği zaman bu tanının artık doğru konduğunu görüyoruz. O yüzden hekimin koyması gereken bir tanıyla hastanın ben migrenim diye gidip gelişigüzel ilaç kullanma arasında ciddi bir fark var. Evet. Peki sık söz edilmemekle birlikte aslında insanların yaşam kalitelerini çok ciddi anlamda düşüren daha farklı ve söz etmek istediğiniz ağrı tipleri var mı? Var. Örneğin bunlardan bir tanesi yine migrenden çıkalım. Yüz ağrıları içerisinde hastayı intihara kadar götürecek olan nevralji dediğimiz ağrılardır. Trigeminal nevralji dediğimiz hasta yemek yemez, su içemez, tıraş olamaz. Ve bize çok gelir bu hastalar. Bunların gerçekten çok ciddi bir ağrı grubunu oluşturur. Ve tedavisinde de ilaçların dışında girişimsel dediğimiz yöntemlerle bu ağrıyı dindirmek mümkündür. Bana gelen ve hiç unutmadığım ve bir hekim olan büyüğümüzün söylediğini hatırlıyorum. Bir trigeminal nevralji hastası, Allah ömür versin kendisi 80'li yaşlarında. Ya bu ağrımı kes ya da ben gidip intihar edeceğim dedi.
Bu ciddi şekilde olur ve dindirilmesi de yine mümkün olan ağrılardır. Yine nöropatik ağrılar dediğimiz doğrudan sinir dokusunun bir şekilde baskısıyla ortaya çıkan ağrılar da çok fazla görülmeyen ama ateş düştüğü yeri yakar misali gerçekten ciddi olan ağrı gruplarını oluşturur. Bu alanda artık algolojiye yönlendirmeler fazla mı? Yani işte nörolojiye gidiliyor ya da farklı alanlarda aslında size gelmesi gereken hastalar ilgili birimlerin uzmanları tarafından artık Türkiye'de böyle bir oluşumun hani varlığı zaten biliniyor ama size hastalarını doğru zamanda yönlendiriyorlar mı? Ya da ah keşke daha önce yönlendirilseydi de bu sorunu biz kolaylıkla çözseydik dediğiniz çok hastayla karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyoruz ama benim gibi 25 yılını böyle bir işe vermiş bir insan için ilk dönemleri düşünürseniz ilk dönemlerde hiç yönlendirmeyen hekim gruplarının özür dileyerek artık yönlendirdiklerini görüyoruz. Özellikle anneleri babaları hasta olduğu zaman daha çok yönlendiriyorlar. Bu da iyi bir şey. Böylelikle daha çok hekimin de bir ağrı tedavisi bilincinin geliştiğini görüyoruz. Ben eskiye göre daha umutluyum. Ama yeterli mi derseniz tabii ki yeterli değil. Hocam peki biz sürekli bilgisayar başında çalışmaya artık alışan, evde de bilgisayarlarımızı, cep telefonlarımızı, yani hareketsiz yaşama aslında unutan ve teknolojiye bağımlı hale gelen insanlar olarak ne yapacağız bu bel ve boyun sorunlarıyla ve bu konuda çektiğimiz ağrılarla? Çünkü artık bugün kimle konuşsak ya bel ağrısından ya boyun ağrısından sevgili seyirciler sizlerin aranızda da vardır mutlaka yakınıyor ve bu ağrıların çözümsüzlüğünden şikayet ediyor. Yanlış mıdır çözümü? Çok doğru ve özellikle şu bilgisayar konusunda değindiğiniz çok iyi oldu. Çünkü gerçekten saatler bilgisayar başında oturan insanlarda sonunda mutlaka bel ve boyun ağrıları çıkıyor hareketsizlik yüzünden. Birincisi bilgisayarınızı doğru yerleştirmeniz lazım. Bilgisayarınız masanızda birebir karşınızda olması lazım. Bu şekilde bakmamanız lazım. İkincisi yarımşar saat, birer saat aralarla bunun için verilen egzersizler var. Bunları web sayfalarında bulabilirsiniz. Mutlaka bel ve boyun egzersizlerini sizin gibi uzun süreler bilgisayar başında kalanların yahut bizim gibi mutlaka yapmaları gerekir. Bunları basit hareketler. Bu basit hareketleri 5'er dakika, 3'er dakika yapsalar zaten sorun çıkmaz, ağrı da ortaya çıkmaz. Hangi ağrının tedavisinden ne oranda sonuçlar alıyorsunuz? Yani hani hangi tip ağrılardan? Bununla ilgili bir kesin veri vermeniz mümkün mü? Tabii mümkün. Birincisi bugün için eldeki analjeziklerin yani ağrı kesicilerin doğru kullanılması halinde pardon %80-85 oranında ilaçlarla bile birçok kronik ağrıyı dindirebilirsiniz. Tanısı doğru olmak şartıyla. Örneğin bu konuda Dünya Sağlık Teşkilatı'nın geliştirdiği bir merdiven sistemi dediğimiz hangi basamakta hangi ilaçların kullanılacağı şekilde. Bunu doğru bilen hekim zaten ağrıyı kontrol altına alabilir. Hangi ağrı olursa olsun. Burada aile hekimlerinin bilgilendirilmesi tabii onu yapıyoruz çok önemli zaten. Değil o mi? Konuda derneğimizin, Türk Ağrı Derneği'nin çalışmaları var onlarla ortak olarak. Bu ne anlama geliyor? İlk başta söylediğim gibi eldeki bilgi birikiminin halka doğru nakledilmesiyle birçok sorun zaten kendiliğinden çözümlenmiş olacak. Bunun yetmediği durumlarda da ister fizik tedavi yöntemleri olsun, ister girişimsel yöntemler olsun, ister cerrahi yöntemler olsun. Yani sonunda geriye kalacak olan ağrısı dindirilmemiş hasta sayısının %5'lere düşmesi gerekir. Belki daha azına düşmesi gerekir ki kanser ağrılarında bu oran çok daha yüksektir. Çok daha kolay dindirilebilir hale gelir. Hocam peki devam edeceğiz. HT sağlığı sürdüreceğiz. Ağrı konusuyla özellikle kanser ağrılarının giderilmesine ilişkin yapılacaklarla ilgili Profesör Doktor Serdar Erdine'ye sorularım bitmedi. Sizler de eğer aynı ilgiyle programımızı izlemeye devam edecekseniz lütfen birazdan yine bizimle aynı frekansta buluşun.